Değerli takipçilerim, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Beni aldın mı? İyi. Olaka kanalıma hoş geldiniz. Kameranın arkasında kim var? Ben varım tekrardan. Ay, çok var. Çok eğlenceli bir ses sonuyla söyledin. Kankam, hasta hasta çekiyoruz, evet, yine. Evet, hasta hasta yine bile çekiyoruz. Bu sefer o istedi. Ben istemedim. Ben istemedim bu yeri. Sen istesin. Instagram'dan iki gün önce bir tane fotoğraf paylaştım. Dedim ki altına soracağınız, bana sormak istediğiniz en güzel sorularınızı sorun dedim. Çok oynadım ya. Evet. Nefes nefese kaldım. İşte onları sordunuz. Şimdi onları cevaplamaya çalışacağız arkadaşımla birlikte. Yusuf, ses yapma, video çekiyoruz. Do. Tamam. Bekliyor. Başlıyorum. Başla. Biz demiş ki Yusuf, aklıma soru gelmiyor. Gerçekten. Sene bir ya. Ha. Geçiyorum. Aklıma soru gelince sorarsın sen de. Nasıl olsun? Tekrar dünyaya gelsen hangi ülkenin vatandaşı olmak isterdi? Oh. Şimdi Türkiye'yi kastediyorsa tabii ki ülkemi ben çok seviyorum. Canım ülkem, sen kankam. Sen sevmiyor musun ülkemizi? Çok seviyorum. O da ülkemizi çok seviyor. Ama hani Türkiye dışında başka bir ülkeyi soruyorsan şey olabilir bence. Daha böyle ekonomik ayrımcılığın olmadığı, işte paraların, gelir dengesini çok aykırı olmadıkları bir ülkede. Yani asgari ücretliyle çok fazla zengin arasındaki maaş farkının çok olmadığı bir ülkede yaşamak isterdim. İnsanların hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ülkede yaşamıştım. Düşüyordum şurada. Geçiyorum. Geç bakalım kanka. Güzel bir soru geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Are you ready? YouTube'a başlamaya ne zaman ve nasıl karar verdin? YouTube'a başlamaya bununla ilgili bir tane video çektim. Onu da şurada izleyebilirsiniz galiba büyük ihtimalle. Ama yine de bir kısa cevaplayayım. YouTube'a şeyde başlamaya karar verdim. Geçen sene 2015 Kasım. Kasım'dan 3 ay önce kaç ay? 2015 Kasım. Ay, 2017 Kasım. 2017 Kasım. 3 ay önce falan işte. O zamanlar kardeşim sayesinde YouTube'da YouTuber'ların bir şeyler paylaştığını daha çok keşfetmiştim. İşte ondan sonra herkes destek oldu. Yani işte açabilirsin falan. Ben de çok istiyordum kendimi. Sonra bir günün çılgınlığıma denk gelip 15 Kasım 2017'de kanalımı açıp ilk videomu yükledim. Böyle benim oldu. Ne sebep oldu? Yani benim hayatımda böyle bir hayalim vardı aslında. Kendimi göstermek, insanlara kendimi tanıtmak, duygularımı paylaşmak, insanlar tarafından sevilmek, kazanmak, insanlar tarafından sevilmek gibi bir şeyim olduğu için terledim ben. Bu yüzden açtım bu kanalı. Okay. Herkes de destek oldu. Tabii daha fazla destek olanlar var. Mesela çok destek beklediğim insanlar bana destek olmadıkları da oldu. Hiç tanımadığım insanlar bana destek geçiyorum. Oldu. Neyse, çok mu uzattım? Evet. Neyse. Bir günlüğüne hangi K-pop idolünün yerinde olmak isterdin? Bir günlüğüne hangi K-pop idolünün yerinde olmak isterdim? Düşüneyim. Güzel soru sormuş. Böyle en zenginlerinden birinin yerinde olmak isterdim. Ya bilmiyorum, böyle kesin bir isim söylemek istemiyorum ama K-pop idollerinin biraz hayat şartları zor. Yani her şeylerine kendileri değil de şirketleri karar veriyor. Pek çok şeylerine, her şeyini demeyeyim. O yüzden kim olmak isterdim bilmiyorum ya. Jimin falan diyeyim hadi size. Jimin olsun, Jimin'i seviyorum. En sevdiğin şarkı? En sevdiğim şarkı çok zor. Çok fazla. Çok fazla var. Yani beni tanıyorsun değil mi kanka? O kadar çok beni tanıyorsun değil mi? Ne kadar güzel bir soru. Yani çok fazla dinlediğim şarkı var. Şu sıralar dinlediğim şarkıları söyleyeyim ben size. James Blunt, Another Love. Ondan sonra Lawson diye bir tane grup var. İngiliz grubu, İngiltere'li bir grup olabilir. Road şarkıları var. İşte böyle bayağı şarkı dinliyorum. Sevdiğim çok şarkı var ama şu sıralar. Dinledim bayağı. Bir ara playlistimi falan şeyini göstereyim. İkinci güzel bir soru bence. En büyük hayalim. En sevdiğim şey. Sen cevapla bakalım, benim hayalim ne? Şarkı çıkarmak olabilir. Pavyon sahibi olmak gibi bir şey yok abi. Şarkı çıkarmak yani daha fazla tanınmak. Daha olabilir. Fazla tanınmak. Ondan sonra sanatçı olmak diyeyim artık. Çünkü şarkı çıkarmayı da çok istiyorum. Yani sesim o kadar mı? Oyuncu olmak. Disney Channel'da. Oynama. Eski küçükken öyle Disney Channel'da falan oynamak istiyordum. Tamam. Yaşadığın şehirden başka nerede yaşamak isterdin? Forever Balıkesir. Balıkesir'den başka nerede? Sen Ağrı. En sevdiğim. Yani nerede yaşamak isterdin Balıkesir'den başka bir şehirde? Bence yaşamak isteme Balıkesir. İstanbul. Ha,
İstanbul'da yaşamak isterim. Belki de daha böyle imkanlarımın daha böyle kendimi gösterebileceğim başka bir şekilde bir şehirde olabilirdi. Bir demiş ki, kutsal tarağı bana kaç liraya satarsın? Dur gösteriyorum. Videoya çıkmazsa tarağı ben sana kesin Azra sor. Yaparım. Kesin Azra sormuştur değil mi? K-pop girl. Girl. Evet. Ha, az sakızı yapıştırma. Ben sana bu sakızı gönderirim. Neyse bu tarağı Azra çok seviyor. Bu tarak bizim şeyde. Ben sana hediye göndereceğim. İleride böyle 1 milyon falan abonem olursa o zaman gönderirim. Daha hala ihtiyacım var buna. Diğer bir soru. Seni sinirlendiren şeyler nelerdir? Beni sinirlendiren şeyler... Salak yerine konmak gerçekten en çok sinirlendiğim şeylerden biri. Değer verdiğim insanların bana değer vermemesi. Yani benim kadar değer vermemesi. Yalan. Yalanı. Kendim dışında kimse yalan söyleyince katlanamıyorum. Ben yalan söylersem hiçbir şey yok yani. Diğer soru. Sen de cevapla. Kamera arkasındasın. Mesela en çok sinirlendiğin şeyler ne? Bana sorma. Terk edilmek. Hayır tabii ki de sana şaka. Aldatılmak. Şaka. Bunlar sana gelen sorular. Geçiyorum. Kaç yaşında olmak isterdin? 15 sene. Şu an kendim 15 yaşındayım. Gerçek his olarak. 1 yaşında falan olmak. Ya şu an 20 yaşındayım. Herkes 19 diyorum yalnız. Sorular biliyor musun? Bana yaşımı soranlar. Hala kendimi 20'ye alıştıramamışım. 20 yaşındayım. 15 gibi davranıyorum çünkü gerçekten küçük olmayı çok istiyorum. Mesela küçük olmak çok isterdim, kardeşim yaşında olmak. Yani ben hala kendimi o yaşta hissediyorum, bilmiyorum. Sorumluluk falan alasım gelmiyor işte. Aynı kişiden başka 15. Bir soru daha gelmiş. Çocukluğuna geri dönmek ister miyim? Ya kesinlikle isterdim biliyor musun? Benim çocukluğum o kadar güzel geçti ki. Sana anlatamam. Yani köyde o kadar eğlendim ki. Yani köy hayatı çok güzeldi. Ben dolu dolu yaşadığımı söyleyebilirim çocukluğumu. Tek şeyim... Keşke dedim çocukluğumda böyle yeteneklerimi keşfedecek şeyler yapsaymışım veya bir imkanım olsaymış dediğim zamanlar oluyor. Soruyu yerini karıştırdı. Soruyu bulamadı. Ben de o zamana kadar bir şey... Tamam oldu. Onlara zazı varsa bizim de İsmail sazımız var diye buradan şey yapalım. Zazsız bir adaya düşüp orada ceniyle mi karşılaşmak yoksa yerde 500 lira mı bulmak? Zazsız bir adaya düştüm. 500 adaya düştükten sonra 500 lirayı bulsam ne olur? Tabii ki de ceniyi bulmak isterim. Hiç olmazsa evinin çoluğum çocuğum falan olur diye düşünüyorum yani. Tamam. Neler hayal eder. Diğer bir soru. Eğer bu ülke yabancı olarak gelseydin adının ne olmasını isterdin? Benim öyle şey vardı. Mesela çok saçma böyle özenti falan diyeceksin ama ergenlik zamanlarında Disney Channel'da oynasaydım adımın Zack Station olması. Soyadım Station, istasyon ne alakaysa. Bilmiyorum ama kulağa böyle hoş geliyor Zack Station. Adımın Zack olmasını istiyordum ben o zamanlar. Niye bilmiyorum. Şey demiş. Bu galiba zaten. Oturamadım. Daha rahat bir koltuk bulalım. Evet. Ne şey? Biraz sesli konuş. Duymuyor kamera seni. Ya hastayım. Ha. Nece yaşım var? Nece yaşım var? 20 yaşım vardır. Diğer bir soru aynı arkadaştan. Bir günlük bele olsa Hans'ı meşhurun yerinde olup onun hayatını yaşamak isterdim. Hans'ı meşhurun yerinde olmak isterdim. Hans'ı meşhur. Azerbaycan'dan Hans'ı meşhur yoksa? Yok Türkiye'den. Dünyadan. Dünyada Hans'ı meşhur. Dediğim gibi işte çok zengin bir insanın yerinde olmak isterdim. Ayrıca böyle bir konser veren bir sanatçının yanında olmak isterdim. Çünkü o şeyi hissetmek isterdim, o atmosferi. Yani düşünsene insanları huuu falan. Öyle okey, spesifik biri yok yani. Spesifik biri yok ama söyleyebilirim mesela hangi meşhur sahnede dans eden. Justin Timberlake falan diyebilirim. Justin Timberlake yani. Of, fotoğrafını kim çekti? Bunu sen sordun kanki. Fotoğrafımı arkada kameramancımız çekti, kameraman. Güzel bir soru daha geliyor. Kanka azıcık eğlendir beni, içim şişti. Ha, güzel sorular, güzel eğlenceli sorular. Hayatında en çok üzen olay ve mutlu eden olay neydi? Mutlu eden olayı söyleyeyim, benimle karşılaşmak falan herhalde. Evet, hayatımda en çok mutlu eden olay şu an kameramancıyla karşılaştığım gündü herhalde. En nefret ettiğim insanlar sıralamasında birinci kendisiymiş. Tabii ki de alakası yok. Kendisi çok değerli bir arkadaşım. Hayatımda en çok mutlu eden olay beni. Düşünüyorum. Hayatımda en çok mutlu olduğum olay karşımda olduğu gün. Kesinlikle evet, çok istiyorum Yusuf'u ama şimdi yani pişmanım. Sor, pişmanım. Gerçekten çok pişmanım. Ya Allah tabii. Ooo bomba, efsane sana geliyor. En üzüldüğüm gün ne ya? En üzüldüğüm gün. Çok üzüldüğüm gün. Vahit hocadan kaldım. Dersten kaldığım gün. Çok üzüldüğüm gün oldu biliyor musunuz? Hani say say bitmez. Bu kadar hani hep derler ya mutlu gülen insanların arkasında hep bir karanlık vardır diye.
Benim de arka pek karanlık değil ama neyse. Yani karanlıklar var. En sevdiğim soruya geliyor. Hiç aşık oldun mu İsa'cığım? Hayır. Bu kadar kısa bir cevap beklemiyorum yani. Olmadı gerçekten. Bunu kameramancı siz, siz hiç aşık oldunuz mu? sayıyorum. 20 falan yok. Yani bilmiyorum. Konuşmak istemiyor musun bu konu hakkında? Bilmiyorum ki yani ne diyebilirim bilmiyorum. Şu en azından en çok üzen olayı bir şey söylemek istiyorum. Bahsettiğim o düşe kalka, inişler, çıkışlar, depremler, yokluklar, kırgınlıklar, kazanmalar, kaybetmeler. Saygı bak kalmak üzere daha müdahansız bir ben yarattı. Her şey gülerek cevap veren ama ve kimse kırılmasın, ama kimse alınmasın diye şey yapmak yerine artık ben burada olmayacağımı daha net koyabilen bir İsmail olduğunu söyleyebilirim artık size. Teşekkürler bu hashtag konuşmanız için. Bu sözü de nereden aldığımızı hemen 2 dakika sonra izliyorsunuz şurada. Şu kalka yaşadığımız inişler, çıkışlar, depremler ve yokluklar, kırgınlıklar, kazanmalar, kaybetmeler. Çocukken büyüyünce ne olmak isterdin? Çocukken büyüyünce? Ya ben çok şey olmak istiyordum ya. Gerçekten. Mesela ilk ne olmak ama mesela... Ben ilkokuldayken en çok şarkıyı ezbere bilen çocuktum yani. Ben kesinlikle bunu söyleyeyim. Her tane şarkı söylerdim falan. İlk 1-2-3'te falan. Çok şarkı söylemeyi seviyordum. Hatta Eurovision şarkıları falan ezberlemeyi. Eurovision'erken falan. I try to make a million derken. Yani şarkı söylemeyi çok seviyordum. Ama 4. sınıfta İngilizce öğretmenimi çok sevdiğim için İngilizce öğretmeni olma hayalim vardı. Şimdi okuyorum bölümünü. Ama yani şarkıcı falan olmak da olabilir. Okay. Olmasın. Sevgilim var mı yoksa olabiliriz demiş. tamam o zaman gel hemen. Büyük bir sevgilim yok şu an. Diğer İsmail nasıl biri? Kısa ve net. Kısa ve net demiş lütfen. Bahsettiğimiz o inişler, çıkışlar. Hayır. İsmail nasıl biri? Bunu sen söyle kanka. İnsan kendini tanımlayınca biraz böyle egosal bir şey İsmail oluyor. İsmail bence tek kelimeyle çok iyi niyetli biri. Ben de sanıyorum mükemmel, harika. Mükemmel, harika. Yani kendimi gerçekten şöyle söyleyeyim. Ya kimsenin kötülüğünü düşünmüyorum. Ama eskiden daha saf bir insanım. Saf derken temiz kalpli bir anlamda. Hatta öbür anlamda da saftım. Kimsenin kötülüğünü istemem. Yani insanların kötülüğünü istemiyorum. Sadece böyle şaka falan yaparım. İnsanlara laf sokarım ama o sadece dilimdedir. Yani kötü niyetli insanlara bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Eğlenceliyim ama yeri geldiğinde bazen içime kapanıp bütün acımı da içimde yaşamak istediğim zamanlar oluyor. Yani genel olarak eğlenceli ama içerisinde üzüntüler olan da bir kişilik diyeyim kendisine. Okay, sanki bir başkası hakkında konuşuyorum. İsmail Çandır'ı çok önemli. Sevgilim var mı demiş yine birisi. Yok dedim. Hayır. Nerede yaşıyorsun? Niye bu kadar merak ediyorsun sevgilim? Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalım bizi izlediğiniz için videonun devamı gelecek. Çünkü çok uzun olduğu için burada kesmek zorunda kaldık kankamla birlikte. O yüzden bir sonraki videoyu izlemeyi sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ha bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenip beni Instagram'da takip edip bir de bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.